Yani ölüm çok müthiş bir vaka ve bütün şu hayat ölüme bir hazırlanmak. İşte Rabbimiz çok ayetlerde bu şiddet bildiriliyor, kıyamet şiddeti bildiriliyor. Fakat bu Allah'la bir vuslat, Cenab-ı Hak'la bir dostluk kurabilen, yani Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları üzerinde tecelli eden, kalbi Cenab-ı Hak'la beraber atan, ayaktayken, otururken, yanlar üzerindeyken, beşeri münasebetlerinde nezaket, zarafet, fedakarlık, diyargamlık, bütün mahlukata karşı olanlar, Halik'in nazarıyla mahlukata bakabilenler, Kur'an ve sünnetin muhtevası içinde hayatlarını devam ettirebilenler, bunlar salihler olmuş oluyor, Allah'ın veli kulları olmuş oluyor. Bunlar Allah'la dostluk kuranlar, engelleri atanlar arasındaki o nefis engellerini atanlar, bunlar için Cenab-ı Hak ayet-i kerim şüphesiz Rabbiniz Allah'tır deyip sonra sümmestakamu, bu istikametle gidebilenler için üzerine melekler iner, onlar korkmayın, üzülmeyin, size vaad olunan cennette sevinin derler. Yine bu kabrin bir zorlukları, sürprizlerinden geçeceğiz. Fakat burada demek ki meleklerle bir arkadaşlık başlayacak. Bu istikamet çok mühim. Zaten din bir istikamettir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz birçok zulümler gördü. Eshab-ı kiramı zulüm yapılırken seyretti. Zaman zaman açlıklar oldu. Çocukların avaz sesleri diğer mahallelerden duyuldu. Taif'te kendisi taşlandı. Fakat hiçbir zaman saçı sakalı ağarmadı. Festakim kema ümürte, emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti inince Efendimiz saçına ve sakalına ak düşmeye başladı. Müfessirlerin bir kısmı diyorlar ki bu peygamber sırat-ı mustakim üzerindedir. Bu peygamberin şahsında ümmete olarak bir ihtar olarak gelmiştir. Yani dinin bütün muhtevasını yaşayabilmek. Cenab-ı Hak Hucurat suresinin ilk ayetinde de Allah ve Resulünün önüne geçmeyin buyuruyor. Allah ve Resulüne itaat edin buyuruluyor. Demek ki Allah Resulünün hayatı Kur'an-ı Kerim'in fiili tefsiri. Zira biz Kur'an'ı Cibril vasıtasıyla Resulün kalbine indirdik buyuruluyor. Oradan 23 sene Allah Resulünün kalbinde hareketlerine, davranışına, hissiyatına Kur'an tefsir ediliyor. Hatta son ayetlerden şeyde Arafat'ta indiği zaman dinin tamamlandığını bildiren ayet Ebu Bekir Efendimiz'in gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Dediğinde din tamamlandı dedi. Hazreti Peygamber de Kur'an'ı tefsir etti. Artık peygamberin veda anı geldi. Ayet-i kerimede işte sümmestakamu, bu istikamet üzerine girebilmek. Ve Cenab-ı Hak bu istikametle bize her okuduğumuz Fatiha'nın her ayetinde bize dua halinde bildiriyor. İhdina sıratal müstakim diyoruz. Ya Rabbi şunun üzerinde, namaz üzerinde, oruç üzerinde yahut şu üzerinde değil. Bütün hepsinin cemi, hepsinin muhtevası sırat-ı müstakim üzerinde hidayet ver diyoruz. Bir noktada bu sümmestakamu İhsan duygusu. Yani ilahi şu nasıl şu kameranın altındayız şimdi. Bütün halimiz, hareketimiz kameraya geçiyor. İlahi kameranın altındayız zaten daima. Cenab-ı Hak yevmimizin taddüsü ahbaraha buyuruyor. O gün yeryüzü üzerine işlenenlerden haber verecek Rabbimizin lütfuyla, izniyle. Yine Cenab-ı Hak bugün kitabını oku İsra'da sana nefsin kafidir denecek. Yani demek ki bu ayetler de bize hep ihsan duygusuna, yani ilahi kameranın altında olduğumuzun kalbinde bir idrak, kalpte bir şuur haline gelmesi. Yani bir sarhoşa da sorsak, Allah seni görüyor mu desek, görüyor der. Çocuğa sorsak, çocuk da aynı şeyi söyler. Bak işte bunu, kalbi bu şeye çevirebilmek, bu hale, yani kalpte sabitleşmesi bu duygunun. İhsan duygusu. Yani bütün insan eğitimlerin, tasavvufun gayesi de budur. Kulun ihsan duygusuna her hareketini, her halini bir kontrol altına alabilmesi. İlahi kameranın altındayım, bu kitap ve sünnetin muhtevasında mı bu yaptığım benim hareket? Allah Resulü benim bu hareketimi görse tasvip eder mi, etmez mi? Yani kalbim bir pusula haline gelmesi.
nasıl elimizi ateşi görmeden ateşe doğru uzanır, fark ederiz, hemen sıcaklığından çekeriz. Kalp de masivaya karşı, Allah'tan uzaklaştırıcı hadiselere karşı kalbin böyle bir hassasiyet taşıması. Zira her günah Allah'tan uzaklaşmadır. Her günah cennete girme yasağıdır. Her sevap Allah'a yaklaşma ve cehennemden uzaklaşma, cennete girebilme vizesidir. Ve bu ölüm hadisesi çok mühim bir hadise. Bütün hayat bu son nefese hazırlık. İşte bir bardağı dolduran damlalar gibi hayat günleri, hayat saatleri. Mavi onun içinde yanlış damlalar var, siyah kara damlalar var. Daha elhamdülillah dünyadayız. Bunun inşallah güzel bir, zaten ayetlerin aşağısında gelecek. Bunları da güzel bir hayır hasenatla, iyilikle bunları, bu masiyetleri hasenata çevirebilme. Cenab-ı Hak öyle bir de bize bir mühlet ihsan ediyor. Bu sümmestakamu, istikamete girmek. Bunu icmali olarak nedir bu diye şey yaparsak, bir soru sorulursa, bunun iki şıkkı var. Birinci şıkkı tazimle emrillah. Allah'ın emirlerini bir iman lezzeti içinde ifa etme, bir tazimle, bir sururla, bir neşeyle, bir helavetle, bir lezzetle ifa edebilme. Namaz öyle, ibadet öyle, komşu hakkı öyle, beşeri münasebetler öyle, yolda gördüğümü bir taşı kaldırma o şekilde, hasta ziyareti öyle, yetimleri okşama öyle. Hepsini bir iman lezzeti içinde, tazimle emrillah, Allah'ın emirlerini bir tazimle. Hatta rahmetli peder, mesela bir kurban kesileceği zaman o hasta halinde bile sandalyeye oturmazdı. Çünkü bu bir ibadettir. Allah bu hayvanları bizim için halketti. Ve biz de Cenab-ı Hakk'a bunu bir Cenab-ı Hak adına kesiyoruz. Bu bir ibadettir deyip kesilene kadar hayvan gözünü bağlattırır. Hayvanı gayet yumuşak bir şekilde getirttirir. İttirmez, hayvan eziyet ettirmez. Hatta kucakta taşıttırır. Gözünü bağlar. Keskin bıçakla bir seferde hayvana eziyet ettirme, okunu boşaltma ve tamam. Ve ayakta o kurbanın kesilmesini takip ederdi. Yani kaba hareket Allah'ın mahlukatına karşı kat'i olarak yasaklanmıştır. İsterse bir yılana dahi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sana saldıran yılanı bir seferde öldürmek daha evladır buyuruyor. Ona bile, yılana bile eziyet ettirmemek. Çünkü yılanın da yaratılma sebebi biziz. Yani yılanın fıtrat icabı sokuyor. Fıtrat icabı o. Demek ki bütün bir mahlukata ibret, bütün bir mahluk. İkinci olarak da şefkatli halkillah ve bütün mahlukata şefkat. Allah korusun, en feci şey bu şefkat mahrumluğu, şefkat fukaralığı. Efendimiz ibadetli bir kadın kedisini ihmal etti, aç bıraktı onu, cehenneme gitti buyuruyor. Bazı şeyler Allah'ın rızası, bazı şeyler çok büyük şeyler, bazı orta, bazen ufak. Allah korusun, Allah'ın gadabı da öyle. Bazen çok küçük şeyleri ihmal etme, küçük görme. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Tabii en zor bu festakim kema ümürte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte bu ayet benim saçıma sakalıma ak düşürdü. Sahabi soruyor, ya Resulallah diyor, bu diyor Hud suresindeki bu peygamberler adı kıssalar mı seni böyle yaşlandırdı? Yok diyor, benim de festakim kema ümürte ayete ihtiyarlattı buyuruyor. Sahabiden Süfyan bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz soruyor, ya Resulallah diyor, bana diyor tutunacağım, kurtulacağım bir şey söyle diyor. Bana öyle bir şey söyle ki bunu ben tutayım ve kurtulayım buyuruyor. Peygamber kul Rabbiyallah sümmestakim. Sonra Allah de, Allah diş katten diyebilme, duyarak diyebilme, bir derinlik için diyebilme, sonra istikamete gir. Ondan sonraki ayette, gelen ayette, 31-32. Ayette o melekler inerler, o istikamette bulunanlar üzerine, bu ölüm anında, vefat anında melekler iner, şiddetli bir an, çünkü teselli ederler. Onlara korkmayın, üzülmeyin, sevadı onlarla cennette sevinin derler. Arkadan melekler yine bir takviye ederler, biz dünya hayatında da ahirette sizin dostlarınız derler. Demek ki bu bizim ameli salih işleyenlerin, melekler dünya hayatına dostları. Ameli salih işleyenle melekler beraber.
Nasıl bu masivada, masiyette bulunan şeytanlar beraber onlarla. Şeytanlar dürtüyor, tahrik ediyor. Demek ki burada da melekler beraber. Biz dünya hayatında da, ahiret hayatında sizin dostlarınız derler. Siz de dost olduk. Bir noktada kabir bir mahkeme koridorunu bekleme gibi. Yani cennetlik de olsan, hatta peygamberler bile bir hesaba düşer olacak. O bir mahkeme koridorunda bekleme. Tabi dünyadaki ömrümüzün kaç misli bilemiyoruz. İşte toprak üstü saltanatına aldanmamak lazım ki, toprak altını horluğuna düşmemek lazım. İşte o toprak altında da o amel-i salihte bulunanlara melekler, biz bundan sonraki seferlerde de yolculukta da sizinle beraberiz derler. Kabir yolunda, kıyamet yolunda ve ahiret şeylerinde. Velhasıl büyük bir fedakarlık istiyor bu dünya. Hem dünyada canım cennette, hem ahirette canım cennette olmuyor. Fatıma Validemiz Efendimiz çok severdi. Geldiği zaman ayağa kalkardı. Cennet hanımlarının seyyidesi olarak ifade buyurdu. Zaman zaman da kızım Fatıma, bilhassa vefat ederken onu buyurdu. Sakın ameli salihle amel-i salih üzere ol, namazlarını çok itinalı kıl. Zira babanın peygamber olduğuna güvenme kıyamet günü. Yine Cenab-ı Hak onun bir kulun mükafatı ne kadar, bir de Cenab-ı Hak kendi mükafatını cennette bildiriyor. Allah'ın ikramı olarak orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var ve istediğin her şey orada sizin için hazırdır. Nasıl bu dünyayı Cenab-ı Hak bize hazırladı. Yerde ve gökte ne varsa musahhar kıldı, emrimizi amade kıldı. O şekilde insan bütün mahlukatın imkanlarından çok çok daha ötede bir imkanlar Cenab-ı Hak bu dünyada hazırladı. Cenab-ı Hak onu da bildi, ahirette de bu istikamete gelenler, Allah'a kul olanlar, Allah'a kul olmayı tercih edenler, bunlar için de Cenab-ı Hak bunlara ilahi bir nimetler hazırladığını bildiriyor. Bir davetiye çıkartılıyor.